Herkese merhabalar arkadaşlar, kanalımızın yeni bir seri hafta sonuna hoş geldiniz arkadaşlar. Bildiğiniz üzere ben topluluk sayfasında paylaştığım üzere artık her pazar günü bir tane devlet seçeceğiz ve onu bir günde formlamaya çalışacağız arkadaşlar. Şu anki serimizin ilk kurbanı olan İsveç devletini seçip İsveç ve Norveç birliğini sizlerle birlikte kurmaya çalışacağım arkadaşlar. Şimdi buradan zorluğumuzu efsane bir savaş sinisi klasikte bırakacağım. Ela saldırganlık için uğraşmaya bile gerek yok. Kuzey Mariana adalarını kaldırıp buradan ekonomimize, nüfusumuza bakacak olursak 694 binlik bir nüfusumuz varken aynı şekilde ise 95 binlik bir ekonomimiz olduğunu görüyorsunuz. Direkt olarak İsveç seçip oyunumuzu başlatıyorum. Şimdi Stockholm'daki askerlerimizin hepsini sileceğim ve daha sonrasında size şurayı göstermek gerekirse İsveç ve Norveç birliğini seçiyorum arkadaşlar. Gördüğünüz üzere Norveç'i topraklarımızı kattıktan sonra İsveç ve Norveç birliğini sizlerle birlikte kurabiliyoruz arkadaşlar. Şimdi vergilerimizi ayarlayalım. Mallarımızı kısalım. Yatırımlarımızı aynı şekilde kıstıktan sonra en önemli yer olan buff konusuna gelelim arkadaşlar. Nüfus artışına 10 tane. Bakın buna 10 tane vereceğim. Burayı hiçbir şekilde kaçırmayın. Çünkü 10 tane verdikten sonra diğerlerine 5'er 5'er vereceğiz. Ve şunları hemen veriyorum. Bu arada bu tür serilerin devamı için aşağıdan kesin olarak videoyu beğenip henüz kalma aboneyseniz de kesin olarak abone olmayı unutmayınız arkadaşlar. Şimdi İsveç'in tüm bufflarını ayarladıktan sonra diplomasiyi kapatıyorum ve sağ üstten turumu hızlandıracağım. Paramızın biraz artmasını beklememiz lazım. Çünkü Norveç'i çekmemiz için biraz daha güzel olsa güçlü ekonomiye sahip olmamız gerekiyor arkadaşlar. Şimdi 80 bin paramız güzel bir şekilde artarken, bu arada açıklama kısmında Discord linkimiz var. Discord'umuza gelerek bizimle birlikte online oyunlara falan katılma şansı yakalayabilirsiniz arkadaşlar. Ve aynı şekilde senaryo linkleri de var. Senaryoları da oradan alabilirsiniz diyorum. Şu an ülkemizde hastalıklar başladığından dolayı simülasyonlarımız iptal oluyor. O yüzden hemen şuraları kapatıyorum. Daha sonrasında ise Finlandiya Savaşı'na, ilk başta Finlandiya Savaşı'na gireceğiz. Sonra ise Norveç Savaşı'na gireceğiz arkadaşlar. Şimdi askerlerimi basıyorum. Yalnız buradan asker çıkmıyor gördüğünüz üzere. Stockholm'dan hemen askerler getireceğim. Bu arada Türkiye serilerine verdiğiniz like'lar ve yorumlar için ayrıca çok ve çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Her 400 like'da yeni bir bölümün kapınız olacak. Haberiniz olsun diyorum. Şimdi 5940, 20.872 hemen gel abi buraya. 22.123 sen şuraya. 9.000 burada biraz daha asker çekmemiz lazım oradan. Çünkü Finlandiya'yı yıkmak o kadar kolay olmasa gerek arkadaşlar. Çünkü biliyorsunuz ki Sovyetler Birliği bile yıkarken zorlanmıştı. 17.152 şuraya hemen askerleri getir. Tamam, 26.743. Bu arada her hafta sonu yapmam istediğiniz seriler varsa kesin olarak yorumlar kısmına yazmayı unutmayınız arkadaşlar. Şimdi Finlandiya Savaşı'na güzel bir şekilde başladık, sonuna kadar ilerleyeceğiz. Finlandiya'yı yıktıktan sonra ise büyük ihtimal ekonomi biraz da olsa kalkınmaya çalışacaktır diye düşünüyorum. Şimdi bakacak olursak 3 tane toprağı şuradan toplamamız gerekiyor. Gel abi 11.529. Gel abi sen. Tamamdır. Böyle bakacağım. 7.090. Finlandiya kendi toprağını çıkarma yapıyor büyük ihtimal. 10.916'lık askerimi şuraya bir kısmını geri atacağım. Büyük ihtimal oraya çünkü gelmeye çalışacaktır. Evet. Güzel. Şimdi arkadaşlar hepsi buraya büyük ihtimal çıkarma yapacak. Şuradaki askerimin bir kısmını da şuraya çekmemiz gerekiyor. Gel abi sen. 5.489 sen de gel. Şimdi bu adam bizi büyük ihtimal ileriki safhalarda bayağı zorlayacak. Çünkü bakar mısınız 7.630'da askerleriyle birlikte çıkarmalar yapıyor bana. Yalnız benim başım, bence ben ölmem orada, buradan yani ölmem büyük ihtimal de. 7630, 11529 geliyor. Güzel. Arkadaşlar sınırlarımızı toplanmaya başarırsak gerçekten güzel olacak. Yalnız ben bu adamla bir barış yapsam mı? Çünkü ileriki zavallarda daha da güçlenmeye başladı. Şu an bu adamın ekonomisi kaç? 57.000, benim ise 102.000. Hani direkt bu adama savaş ettik ama keşke bir araştırsaydık ya diyeceğim de boş ver ya. Bize re olmaz kardeşim, gel. Zaten hepsini alamıyorum fark ettiğiniz üzere. Evet, şimdi Finlandiya ile barışımızı yaptık. Beyaz barışımızı hemen yaptık. Buradaki askerlerimi sileceğim arkadaşlar. Şu an nüfusun içinden geçiyoruz çünkü. Paramız artık zaten zararda. Şöyle hemen turumuzu hızlandıralım. Paramızı hemen bir artıya çekelim ve daha sonrasında ise asimilasyonlarımızı yapmamız gerekiyor. Arkadaşlar bu arada bu önümüzdeki hafta pazartesinden itibaren çok güzel bir seriye başlayacağım. Haberiniz olsun, yani bilginiz olsun. Bildirimleri açarak anında haberdar olabilirsiniz diyorum. Şimdi Finlandiya'nın asimilasyonlarını gördükten sonra ise şöyle ekonomimize ve nüfusumuza bakacak olursak 93 binlik bir ekonomimiz varken aynı şekilde ise 743 binlik ise bir nüfusumuz olduğunu görüyorsunuz. Şu an Finlandiya biraz olsa bence güçsüzdür artık. 65 bin ekonomisi var. Güzel. Hemen sağ üst taraftan turumuzu andıracağım. Paramızı biraz artıya çekmemiz lazım. Hatta günlük gelirimiz şu an 5K'yı geçmiş durumda. Güzel ilerliyoruz. Bu arada 7000 aboneye doğru yavaş yavaş gidiyoruz arkadaşlar. 7000 abonede güzel bir şekilde işimizi alacak. Discord'umuza gelerek çekilişlerden de haberdar olabilirsiniz diyorum. Şimdi gördüğünüz üzere 157.162 bin paramız artarken 200.000'i geçtikten sonra Finlandiya ile artık barışımız ne zaman biterse o zaman yeniden bir savaşa başlayacağız arkadaşlar. Haberiniz olsun. Finlandiya ile barışımız ne zaman bitiyor? Şöyle bir oyunu durdur. Tamam gel abi. Evet, şu an Finlandiya'ya karşı büyük bir savaş daha ilan edebiliyoruz arkadaşlar. Yalnız ben şuradaki küçük bir devlet var gördüğünüz üzere. Bu küçük bir devleti hemen topraklarımıza katalım. Sen şuraya geç bakayım be. Mariaham. Mariaham. Böyle bir ismi var.
Savaş cinayet. Bakalım denizdeki askerlerini görüyorlar mı? Şöyle savunabilirler mi? Savunamadı. Gayet güzel abi. 6088. Aslında Finlandiya karşı bir gelmişken savaş ilan edebiliriz veya şurayı geç abi. Stockholm'daki nüfusu yiyip bitiriyoruz bu arada ya. 32.000, yani 40.000 nüfusla başladık orada. Bitti yani. Adamın nüfusu bitti. Şimdi yengemize bir savaş ilan edeceğiz arkadaşlar. Yengemizin demeden ötürü gördüğünüz üzere başına Kersti Ulnik'ten bir adam kadın yönetiyor. Barış müzakereleri yapalım hemen. Gel abi sen şuradan. Norveç'i yıkmamız için gerekli ekonomi ve nüfusa inşallah burada sahip olacağız diye düşünüyorum inşallah abi. Allah'tan bize var gelmezse alacağız buradaki nüfusu ekonomiyi. Gel abi sen şuraları ver bana. İnşallah koalisyon yemeyiz. 1656. Tamam güzel. Şimdi oradaki hemen nüfusu silelim. Askerleri silelim buradan. Daha sonra siz arkadaşlar şuradaki Estonya devletiyle bir barışımız yapalım. Yani Sovyetler Birliği'nin yaptığı gibi yapıyoruz. Neyse buraları topluyoruz. Şuraları da hemen yap. Ver bakayım sen. Asimilasyonları yapalım. Şimdi baktığım kadarıyla Norveç'in ekonomisini şöyle bir göz ardı edelim. 53.000 ekonomisi varken benim ise 118.000 ekonomim oldu. Gerçekten şu an Norveç'e fark atmış durumdayız ama Finlandiya alırsak bence büyük bir fark daha atmış olabilir. Çünkü Finlandiya ile biliyorsunuz ki ekonomim ondan 50 kat, yani 50 bin daha üstün olmasına rağmen Finlandiya bana 7 bin askerle çıkarma yapmayı hep başardı arkadaşlar. O yüzden Finlandiya'yı tam topraklarıma kattıktan sonra yine büyük bir savaşın habercisi olacağız arkadaşlar. Merak etmeyin diyorum. Hareket puanımızı dolduruyorum. Şu an en büyük şehrim hangisi? Şurası. Gel abi şuradan asker bas. Buralardan asker basalım ki Finlandiya'yı rahat bir şekilde topraklarımıza katalım. Almanya savaşı yine başlamış sanırsam. Evet Rusya ile savaşıyorlar. Rusya'nın burada ne işi var ya? Sen şuraya gel. 19.009. Şuraya çıkar bakayım askerleri. Finlandiya savaşı bitmeyecek arkadaşlar. Sonuna kadar ilerleyeceğiz merak etmeyin. 22.000. Şu Norveç'i, İsveç ve Norveç birliğini kuralım da ben başka bir şey istemiyorum. 14.000. 11.000. Güzel. Buraları hemen topluyorum. Ve daha sonrasında ise 10.744'ü buraya. 5.691'i buraya. Pazar günü yapmamı istediğiniz yani tek bölümde formlanabilir devletler kesin olarak yazmayı unutmayınız arkadaşlar. Ben de ona göre bir tane bir şey yapmaya çalışırım. Haberiniz olsun. En çok like alan hangisiyse onu yapacağım. Haberiniz olsun. Bunu da söyleyeyim de yani. Abi gözünü bizimkini yapmadım falan demeyin. 3.933 askerimi buraya. Şuradan buraya. 4.262 de buraya. Finlandiya hızlı bir şekilde yutacağım. Evet yine gördüğünüz üzere Finlandiya bana yine karşılık verdi abi. Ama ben bu devleti anlamıyorum. Nasıl karşılık verebiliyor? Anlamıyorum ki abi bu adam bana ya. 4.262. Şöyle sen şuraya gel abi. Şimdi Helsinki'ye gidelim ki. Helsinki'yi en azından alalım. Tamam Allah'tan güzel oynadık da bir sıkıntı yaşamadık arkadaşlar. Sen buraya, sen buraya, sen de buraya. Buraları hemen topluyorum. Hatta sen buraya git kardeşim. Sen buraya, sen de güzel. Şimdi arka taraftaki toprakları almayı başardık. Şimdi güzel bir şekilde Finlandiya'yı topraklarıma katıyorum ve aynı şekilde arkadaşlar buradaki askerlerimi toplayıp hiç bu askerleri yutmayacağım bu arada. 500. Hatta yutsak mı ya? Böyle gel abi. Şunu şuraya at. Başkenti geri çektik. Finlandiya ile hemen barışımızı yapalım ve buradaki asimilasyonlarımızı görelim arkadaşlar. Daha sonrasında bunları da hallettik. Asimilasyonları da yapıyorum. Orada elinde Vikingler senaryosu var. Vikingler senaryosunu isteyenler yorumlar kısmına kesin olarak yazmayı unutmayınız arkadaşlar. Vikingler senaryosunu sizlerle birlikte yapmaya çalışırız. Haberiniz olsun. İyi mutludur bu arada. Şimdi Finlandiya savaşımız bitti. Artık Norveç savaşına başlayabiliriz diyorum arkadaşlar. Şu an çünkü 179 binlik bir ekonomimiz olduğunu görüyoruz. Da yaptık. Yani Danimarka şu an ölçüşebilecek düzeyde değilmişiz. Onu da öğrenmiş oldum bu arada. Yani ölçülebilecek düzeydeymişiz ama değilmişiz. Anladınız siz beni. Buraya gel bakayım. Burada çünkü şey olduğu için, askerlerine liman olduğu için arkadaşlar oraya büyük ihtimal çıkarma yaptık. O adam da bizim askerlerimizi gördü büyük ihtimal. Şimdi hemen asimilasyonlarını yapıyorum. Daha sonrasında yaptıktan sonra 6.000 arkadaşlar artık savaşımıza başlayabiliriz diyeceğim. Şimdi hemen hızlı bir şekilde para basacağım. Paramızı 2029, büyük ihtimal 2032-2033 yılına kadar hazır olmuş oluruz. O zamana kadar da bizim biraz paramızı basmamız gerekiyor. 202 bin, 210 bin. Paramız 300 bini geçsin be. 300 bini geçmesi lazım. Güzel. Şimdi şöyle bakacağım. Teknoloji puanı 0.45, 0.52, 56. Bu adam bizi savaşta mesela yener. O yüzden hemen teknoloji puanımıza abanalım. Teknolojimizi arttıralım ki bizi yenemesin değil mi savaşta? Paramızı hemen bir eksiye yeniden çekelim. Şöyle bakacağım. 54'e 56. Biraz daha basalım arkadaşlar. 54'e 56. 55, 56. 60 yapalım. 60 da geçmiş oluruz büyük ihtimal bunu da. Şöyle bakacağım arkadaşlar. Bir de 61 oldu. Tamam. Artık şu an
Araştırmaya falan, davranmaya falan gerek yok. Çünkü şu an bilimde altın çağına ulaşmışız yine yeniden. Hızlı bir şekilde 300 bin yapacağım paramız. 300 bin yaptıktan sonra ise Norveç Savaşı'nı artık başlatacağım. Çünkü Danimarka bizi gerçekten çok yıprattı. Danimarka'dan beklemediğim bir şekilde performans gördüğümden dolayı. Bence Norveç'in buralarda askeri 10 bin, 10 bin, 16 bin, 8 bin. Oğlum bu ne ya? Arkadaşlar bu savaş bizi bir pisirecek ya. Helsinki. Şuradan askerler bas. Şimdi benim en çok asker nereden çıkıyor? Göster bakayım ben. Stockholm, Kopenhag alın. Şuraları hemen asimilasyon yap ya. Yap yap. Kopenhag'dan asker çıkıyormuş arkadaşlar. Lakin ben buradan asker basamam. O yüzden şuralardan askerler basacağım. Elimde ne kadar ordu basabiliyorsam basacağım ki sıkıntı yaşamayalım. Çünkü bir baktığım kadarıyla Norveç'in bir yerden sadece 10.000 tane nüfusu var. Gerçi bizim de 20.000 falan da. Askerleri topla. Cezayir'in burada ve Bangladeş'in burada ne işi var? Hiçbir fikrim yok ama. Ne yapıyorlarsa yapsınlar ya. Benden uzak olsunlar da. 22.000. Şimdi arkadaşlar, Norveç Savaşı'na hazırlanıyoruz. Surları geriyoruz. Her şeyimizi hallediyoruz. İnşallah bir sıkıntı yaşamadan. 10.000. Sen şuraya. Oğlum burada nüfus yok ya. Buraları kaybedeceğiz büyük ihtimalle. Öylesine bir nüfus ekleyeyim bakayım buralar. Arkadan askerler basalım. Şuraları şöyle topla. Arkadaşlar bu arada şunu formlama isteyenler varsa, şekillendir İsveç İmparatorluğu. Bunu formlama isteyen varsa yorumlar kısmında yazabilirsiniz aynı şekilde. Daha sonrasında artık savaşımızı başlatabiliriz. Sen kimsin ya? Gel gel. Savaş lan et. Allah sonumuzu hayretsin. İlk öncelik olarak Besmele ile bir girelim bakalım. Arkadaşlar siz bilmiyorsunuz. İsveç aslında Türk. Müslümanlar. Şuraya geç bakayım. 388. Abi o kadar dünya savaşları oldu. İsveç ve Norveç sadece oturup izledi ya. Vallahi bak. En üzüldüğüm nokta da o. Oturdular izlediler. Topraklarına savaş veren girdiklerinde ise sadece dediler ki bir sonra biraz sonra giderler ve gittiler abi. Güzel. Evet, beklediğim bir şekilde performans göremedim Norveç'ten. O yüzden hızlı bir şekilde buraları ittireceğim. Sen kimsin ya? Gel bakayım gel. Sen şuraya. Şimdi artık buralar arkadaşlar, buralar çok fazla toprak olabilir, askerler olabilir burada. O yüzden burada çok dikkatli oynamamız gerekiyor. 105, 18 bin. Sen gel bakayım buraya. Başkentini aldık mı lan bu adamı? Almışız abi. Oslo düşmüş. Tamam. Norveç'in o kuzey tarafları düştü. Dediğim gibi arkadaşlar burada çok fazla asker olabilir demiştim sizlere ve dediğim de çıktı. 1645, 3630. Sen buraya, sen de buraya. Oslo'yu mu aldı lan bu? Tamamdır. Bu savaşımız bitti sanırsam diyecektim ki şu an Norveç birliğini kurmam için Norveç'ten %100 İsveç olmuşuz zaten lan. Bir tek daha Norveç'in bir tek daha toprağı var lan. Nerede bu toprak? Şurada büyük ihtimal. Evet. Bak şimdi oraya bir çıkarma yapayım dur. Gel bakayım gel. Geliyoruz arkadaşlar. Yani burayı bir de Lucas ayırmış her yere. Ulan askerler Mars'a gitti dur. Tamam güzel. Fethedilmiş eyalet. Tamam gitti. Norveç'te hemen barışımızı yapıyorum. Ve daha sonrasında ise hafta sonu serimizi artık güzel bir şekilde şenlendirebiliriz diye düşüneceğim. Buradan Diplomasi'den İsveç ve Norveç birliğini kuruyorum arkadaşlar. Gördüğünüz üzere devletin resmi falan her şey değişti. Bayrağı da değişti. Yani bunun şeyde de yapılıyor bu arada. Hearts of Iron 4'te de yapılıyor haberiniz olsun. Discord'umuza gelerek orada Hoydo replilerini de katılarak görebilirsiniz zaten aynı şekilde. Buradaki teknoloji puanlarımızı verelim. Oğlum biz hem araştırmamız açıkken mi yendik bu adamı? Yok yatırımlar. Tamamdır. Evet arkadaşlar bir sonraki böyle serilerimizde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Aşağıdan videoyu beğenip henüz kalmadıysanız değilseniz de kesin olarak abone olmayı unutmayınız arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Adım adım 7.000'e doğru gidiyoruz. Bakalım 10.000 olduğumuzda yine aynı şekilde kocaman bir çekiliş yapacağım. Haberiniz olsun. Görüşmek üzere. Bay bay.